Adım adım ALES Matematik Bölüm 3. Bu bölümde üslü sayılardaki belli noktaları ele alan bir video yapacağım. Şöyle bir şey var. Üslü sayılarda temel, yani 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 gibi ifadelerin yanında bazı ifadeler geliyor. Nedir bu ifadeler? Mesela 3 üzeri 2 üzeri 3 atıyorum. Biraz kafa karıştırıcı ifadeler. Şimdi burada hazırladığım kartlardan birinde bu konu var. 5 temel noktamız var. 3 üzeri 2 üzeri 3. Örneğin böyle bir görünüm. Yani bir sayının üstünün üstü. Şimdi burada ne hatalar yapılabilir? Oradan başlayalım. Mesela 2 üzeri 3'ü 8 diye ele alıp 3 üzeri 8 yazabilir. 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 3'ü 2 ile 3'ü toplayıp 3 üzeri 5 yazabilir aday. Onun dışında yani bir hata yok gibi. 9 üzeri 3. Yani şöyle bir şey yapabilir. Gerçi onda sorun olmuyor. Tamam. Şimdi bu tarz şeylerde, yani bir şeyin üstünün üstü gelince bunları biz çarpıyoruz. 3 üzeri 6 şeklinde yazıyoruz. Bu ezber bilgi. Peki sınavda atıyorum kafanız karıştı, nasıl yapacaksınız? Mesela 2 üzeri 2 üzeri 3. Böyle üslü sayılarda bir şey karıştırırsanız hemen 2 ile 3'ü kullanın. 2 üzeri 2 üzeri 3, parantezin olup olmaması önemli değil. Nedir diye bakarsak 2'nin karesi 4, 4'ün 3 kere kendiyle çarpımı. 4 çarpı 4 16, 64. 64 nedir? 2'nin 6. kuvveti. Yani biz burada ne yapıyormuşuz? Bunları aslında çarpıp yazıyormuşuz 2 üzeri 6 diye. Yani bu üslü sayıda çift kuvvet diyebileceğimiz bir şey. Bunun özel ismini bilmiyorum. Şu tabanları aynı olursa üsleri nasıl çarpıyoruz sorusunun cevabı. Burada üsleri topluyoruz. 3 üzeri 5 oluyor. Burada yapılabilecek tek hata üsleri çarpmak. Yani 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3'ü 3 üzeri 6 diye yazmak. Hani bunu 5 miydi 6 mıydı diye karıştırırsanız sınavda şöyle bir şey. 2 üzeri, ben hep bunu yapardım eskiden. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ü. Tabanları aynı, üstler farklı. 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 3 8 çarptık 32. 32 2 üzeri 5'tir. Dolayısıyla demek ki altlar aynı olduğunda üstleri topluyormuşuz. Geçtik buraya. 2 üzeri 3, 3 üzeri 3, 6 üzeri 3. Yani alt taraflar farklı, üstler aynı olduğunda çarpımı nasıl yapıyoruz? Bu sorunun cevabı. Bunu da yine ikileri üçleri kullanarak ben şöyle yapardım. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi ne? 6'nın karesi oluyor. Çünkü 4, 9 çarpınca 36. 6'nın karesi. Demek ki üstleri aynıysa altları çarpıyormuşuz. Bu üç kural. Geçtik. İki farklı ifade şekli var onlara. Bunlar kafa karıştırmak için, soruda size bir 5-10 saniye kaybettirmek için verilen şeyler. Ne bunlar? Birincisi bir bölülü kuvvet. Diğeri de negatif kuvvet. Aslında negatif kuvveti bundan önceki adım 1 ile adım 2'de ele aldık. Yani farklı konularda ele aldık da adım 2'de onun kuvvetlerini. Şu negatif hiçbir şey değil. Sadece bu 2 ya. 2 bölü 1 bunu 1 bölü 2 yapıyor. Bu gidiyor. 1 bölü 2'nin artı ikinci kuvveti oluyor. Bu kadar. Sadece şunu ters çeviriyor. Ve 1 bölü 4, o da çünkü 1'in karesi şu kare dışarıda olduğu için ikisinin de karesini alıyoruz, ama 1'in karesi 1 olduğu için, yani 1 çarpı 1 1 olduğu için 2'nin karesini alıyoruz, 1 bölü 4. Son ifadede 1 bölü 3. kuvveti, 1 bölü 2. kuvveti, genelde 1 bölü 2. kuvveti falan çıkıyor. O da şu aslında, burada şey denir de mesela 4'ün 1 bölü 2. kuvveti demek ikinci dereceden kökünü al, yani kare kökünü al demektir diye bir öğretim şekli var. O biraz ezber. Ben burada bunu açtım. Ne olduğunu gösterdim. Şimdi 8'in 1 bölü 3. kuvvetini alınca aslında şöyle derler. Küp kökünü al. 8'in küp kökü de dışarıya 2 çıkar. Niye? 8 2 üzeri 3'tür. 3'ler gider, 2 çıkar. Ama bunun yerine bu anlatımı şuna benzeterek yaptım. Şuna. Birinci yaptığımız şeye. Birinci yaptığımızda neydi? Bir şeyin üstünün üstü olunca o ikisini çarpıyorduk. Burada da 8'i aslında 2 üzeri 3 şeklinde yazdığımda 3 çarpı 1 bölü 3 oluyor. Çünkü 2'nin 3. kuvvetinin 1 bölü 3. kuvveti. 3 çarpı 1 bölü 3 de 3 bölü 1 çarpı 1 bölü 3 olduğu için 1 oluyor. Bunlar gidiyor, 1 kalıyor. 2 üzeri 1, 2.
Yani ne bölülü bir şey gelince önce ifadeye bakıyoruz. Genelde ifadede şey olur yani 2 üzeri 1 bölü 7'yi kimse size sormaz. Zaten oradaki numara şudur. Yani mesela 64 üzeri 1 bölü 3 der. Siz 64'ün 2 üzeri 6 olduğunu bilince bununla çarparsınız. Bu 6 3 ile sadeleşir. 2 üzeri 2 çıkar. O da 4. Hatta şey diye de yapabilirsiniz. 64 4 üzeri 3 olduğu için 4'ün 3 kere kendi çarpımı 4 üzeri 3 bölü 1 bölü 3 yazarsınız. Bunlar aynı buradaki gibi sadeleşir. 4 kalır. Yani kullanıldığı nokta o. Eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı nedir diyor. Gerçel sayı demek her şey olabilir demek kısaca yani. Bu ALES dilinde. 3 bölü 2 üzeri x 4 bölü 4 üzeri 4 bölü 9 üzeri 2x eksi 1. Şimdi şöyle. Önce sayılar arasındaki bağlantıya bakmamız lazım. 3 bölü 2 ile 4 bölü 9 nedir aslında? Şudur. 3 bölü 2'yi biz ters çevirirsek, bir de ters çevirme derken ne yapıyorduk? Negatif kuvvetini alıyorduk. Bunu aklımızda tutalım. Ters çevirirken 2 bölü 3 olur bu. 2 bölü 3'ün karesi de 4 bölü 9'tur. Yani bunların arasındaki bağlantı bu. Yani ne yapmış? Aslında bir ters çevirip karesini almış 3 bölü 2'nin 4 bölü 9 gelmiş. Peki soruda bizden ne istiyor? 3 bölü 2 üzeri x diyor. 4 bölü 9 yani 2 bölü 3'ün karesi. 2 bölü 3'ün karesinin 2x üzeri eksi birinci kuvveti. Şimdi önce şurada hangi maddeyi kullanıyoruz? Birinci madde. Üstünün üstü. Şu ikisi üstünün üstü olduğu için ikisini çarpıyoruz. 2 çarpı 2x eksi 1. 2 çarpı 2x 4x. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. 2 bölü 3 üzeri 4x eksi 2 geliyor. Eşittir 3 bölü 2 üzeri x. Yani bu şu demek. Burada neydi? Mesela diyorduk ki bu da şurada iki şu dördüncü madde temizleyeyim. Yani diyorduk ki bir şeyin negatif kuvveti onu ters çevirir. Burada şöyle bir güzellik yapmış. Öğrenciye zorluk tabii. Şunu gizlemiş. Buraya x'li bir şeyler yazmış. Sizin onun negatif olduğunu görmenizi engellemiş. Ama biz biliyoruz ki eğer mesela bir şeyin atıyorum 2'nin eksi ikinci kuvveti bir şeyin işte 1 bölü 2'nin ikinci kuvvetine eşittir. Yani bu eğer içerisi ters dönmüşse dışarısı da negatiften pozitife veya pozitiften negatife dönmüştür. Buradan 3 bölü 2 üzeri x diyoruz. Bunu ters çevirirsek 2 bölü 3 üzeri eksi x olur. Çünkü 3 bölü 2 üzeri x 2 bölü 3 üzeri eksi x'e eşit. Çünkü sadece ters çevirip negatif aldık. 2 bölü 3 üzeri eksi x 2 bölü 3 üzeri 4x eksi 2'ye eşitse demek ki 4x eksi 2 eksi x'e eşit. Buraya dikkat. Bunu ters çevirdik. 2 bölü 3 üzeri eksi x yazdık. Yani şöyle 2 üzeri 2 yerine 1 bölü 2 üzeri eksi 2 yazdık gibi bir şey. Ters çevirip negatiflesine yazdık. Aynı şeye ulaşmak için. Ama iç tarafları aynı yaptık. Ve buradan 4x eksi 2 eşittir eksi x'i bulduk. 5x 2 oluyor. X de 2 bölü 5 oluyor. Buradan. Üstün üstü kuvvetini bu şekilde uyguluyoruz. Geçelim buraya. Az önce ben şey demiştim şurada. Bu eksi 2, 1 bölü 3 gibi ifadelerde aslında iç tarafla bir sadeleşme olur. Onu 8 bölü 27. Şimdi pratiğiniz varsa 8 bölü 27'ye bakınca şunu dersiniz. 8 nedir? 2'nin küpüdür. 27 nedir? 3'ün küpü. Bunlar bir şeylerin küpü. Bunların başka bir ortak noktası yok zaten. Belli ki bunun küpünü kullandırtacak bana. Yani 2 bölü 3'ün küpünün çünkü 2 üzeri 3 8, 3 üzeri 3 27. Eksi ikinci kuvveti eşittir. X'in üçüncü kuvvetiymiş. Şimdi burada şu üçler birbirini götürür. Ha derseniz ki nasıl götürür? Bunu deneyerek de görebiliriz. Mesela 2 üzeri 2'nin üçüncü kuvveti
atıyorum 4'ün 3. kuvveti olsun. Şu üçler birbirini götürdü mü görüyoruz ki 4'ler kaldı. Veya 3 içeride 2 dışarıda olsa bunlar götürdü mü 2 üzeri 2 4 olarak geldi. Ne kalıyor? 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti. 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti aslında onun ters çevrilmiş halinin 3 bölü 2'nin 2. kuvvetidir. O da 9 bölü 4. Kullandığımız bilgiler bunlar. Yani işte şu da yazılı 5 özelliği bilirseniz bir üstü sayı sorusunun tabi ekstra şeyler katılabilir ama bir üstü sayı sorusunun omurgasını oluşturan noktalar bunlardır.